Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine Bilgi Hazinem'deyiz. Ne yapacağız? Hazine olan kitaplarımıza ulaşacağız yarışmamızla birlikte. 3 tane arkadaşımız var. 3'ü de sırayla yarışacaklar ve 3'ü de bir kitaba ulaşacaklar. O kitaptaki bilgileri sizlerle, bizlerle kısacık bilgileri ama güzel bilgileri paylaşacaklar. 3 arkadaşımız var dedik, onlar yarışacaklar dedik. İsimlerini de söyleyelim. Beyza Nur var, Esra Nur var, bir de Kerem var. Üçünüz de hoş geldiniz öncelikle. Biraz sonra sizinle tanışacağız, seslerinizi duyacağız, olur mu? Ardından da ne yapacağız? Programımız nasılmış, onun şöyle bir özetini izlemiş olacağız. İlk defa izleyenler varsa, o bölümü de dikkatli izlerlerse yarışmanın nasıl olduğunu görmüş olacaklar. Şimdi Beyza Nur, seni tanıyalım mı şöyle kısaca? Adım Beyza Nur Ersoy. 3. sınıfa geçtim. 8 yaşındayım. Ve heyecanlısın ama yarışınca heyecanın gidecek, güzel de bir yarışma çıkacak diye umut ediyorum senden de. Esra Nur, seni de tanıyalım. Adım Esra Nur, soyadım Aydoğdu. 3. sınıfa geçiyorum. Çok heyecanlıyım. Peki, kitaplarla ilgili biraz sonra konuşalım, olur mu? Sohbet edelim her birinizle ilgili. Sıra sende, seni de tanıyalım bakalım. Adım Kerem, soyadım Köksal. 2. sınıfa geçtim. Şimdi de çok heyecanlıyım. Sen de heyecanlısın. Ben eminim üçünüz de ayrı ayrı çok güzel yarışacaksınız. Üçünüz de zaten ayrı ayrı çok güzel kitaplara ulaşmış olacaksınız. O bilgileri bizlerle paylaşacaksınız. Ama şimdi dediğimiz gibi ne yapalım? Şöyle kısaca yarışmamızın nasıl olduğuna bir göz atalım. Ardından da yarışmamızı başlatalım. Yarışmacımızla yarışmaya başlamadan önce, yani Beyza Nur'la azıcık sohbet edelim. Gel bakalım Beyza Nur, heyecanın biraz azalsın, konuşalım seninle, sonra da yarıştıralım, olur mu? Olur. Kitapları seviyor musun? Çok seviyorum. Ne tür kitaplar okuyorsun? Böyle bilgi dolu şeyler. Oo, öğrenmeyi seviyorum diyorsun. Peki evde çok kitabın var mı? Var. Kütüphanelere gidiyor musun kitap okumak için, ya da oradan kitap alıyor musun, getirip evde okuyup tekrar götürüp teslim ettiğin oluyor mu? Bazen. Peki, bu da güzel bir yöntem. Tüm kitapları satın almamız gerekmiyor, değil mi? Kütüphanelerden de gidip o kitapları temin edebiliriz, orada da okuyabiliriz, evimize de getirebiliriz. Okul kütüphaneniz var mı? Okul yok. Yok, orada olsa aynı yöntemi orada da aslında izleyebilirdin. Peki, Beyza Nur yarışmak için hazır mı acaba? Hazır. Hazırsın. 3'e kadar sayalım mı? Şöyle yüksek sesle sayalım. Beyza Nur'un yarışmasını başlatalım. Çok heyecanlı. Bir an önce başlasın artık bence. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Beyza Nur. Hadi bakalım, anahtarlar nerede? Açıldı. Harikasın. Hadi bakalım. Hızlanıyorsun, süren ilerliyor, hemen koşuyorsun ikinci anahtarı. Süren ilerliyor, son anahtar, son sandık.
sandık açıldı. En baştaki sandığa koşuyorsun, kameraya doğru dönüyorsun ve okuyorsun. Kitabımızın ismi hikayelerle çocuklara Esma-i Hüsna. Kitabımızın ismini öğrendik. Şimdi? Rengi yeşil 48-49 sayfalarda. Buraya dönüyorsun. Şükür diye başlayan cümleyi bulursan satır okumalısın hemen. Bilgileri öğrendik. Buraya koşuyorsun o kitaplıkta. Senin kitabın neydi rengi? Yeşil. İsmi neydi? Hikayelerle çocuklara İsmail Hüsna. Buldun mu? Hı hı. Harikasın. Şimdi sayfa 48-49. O değil, o değil, o değil. Rengi benziyor ama o değil. İsmine dikkat et. Hikayelerle çocuklara İsmail Hüsna. Hikayelerle çocuklara İsmail Hüsna. Rengi neydi? Yeşildi. Mavi kitaplara bakmana gerek yok. Beyazlara bakmana gerek yok. Yeşil renkli bir kitap arıyoruz. Acaba yukarıya bir daha mı baksak? Evet, oralarda olabilir. Oralarda olabilir. Buldun. Hadi bakalım. 48-49. Bulunca buldum de süreyi durduracağız. Süren ilerlemeye devam ediyor çünkü. 48-49. Hay Allah, nereye kayboldun? Buldum. Buldun. Alkışlar gelsin. Süreyi durduralım. Ve çizili olan satırları görüyorsun. Oku bakalım. Şükür. Yüce Rabbimiz az amele çok sevap verendir. O iyiliklerin karşılığını kat kat verir. Minnet duyulmaya en çok layık olan odur. Alkışlar sana gelsin Beyza Hanım. Kitabı yerine bırakabilirsin. Seni de yerine alabiliriz. Hikayelerle çocuklara İsmail Hüsna kitabımızın ismi ve Rabbimizin isimlerinden birini öğrendik bu yarışmayla. İkinci yarışmacımız bakalım neler yapacak. İkinci yarışmacımızla devam edelim. O da çok heyecanlı. Bekletmeyelim. Esra Nur, gel bakalım. Şimdi sen de güzel bir kitabı bulacaksın. Yarışmanın sonunda çok güzel, küçücük ama çok güzel bilgileri de bizlerle paylaşacaksın. Heyecanlı mısın bunun için? Heyecanlısın. Kitap okumayı seviyor musun? Evet. Ne tür kitaplar okuyorsun? Böyle maceralı kitapları daha çok seviyorum. Sen kütüphaneleri kullanıyor musun kitap almak için, okumak için? Bazenleri. Bazenleri kullanıyorsun. Okul kitaplığınız var mı? Var. Oradan da yararlanıyor musun? Ne güzel. Peki sözü daha fazla uzatmayacağım. Senin de yarışmanı başlatacağım, tamam mı? Çok dikkatli arıyorsun anahtarları ve dikkatli açmaya çalışıyorsun. İnşallah çok kısa sürede de kitaba ulaşıyorsun. Üçe kadar sayalım mı arkadaşlar? Hadi sayalım, Esra Nur'u daha fazla bekletmeyelim. Bir, iki, üç. Esra Nur, hadi bakalım nerede anahtarlar? Açıldı. Harikasın. Çabuk olman lazım. Süren ilerliyor. Hemen kartı çıkarıyorsun sandıktan. Kartı kapağına koy. Kartı. Harikasın. Daha çabuk, daha çabuk. Elini al, hemen okumaya başla. Dön bu tarafa. Bulman gereken kitabın rengi pembe, ismi ise sorumluluk. Harikasın. Diğer karta geçiyorsun. Bu tarafa dönüyorsun. Bulman gereken satırlar 61. sayfada. Ve son bilgi. Bizler Rabbimizin
diye başlayan satırları okumalısın hemen. Harikasın, hemen buraya geliyorsun. Rengi pembe. İsmi sorumluluk. Bayağı bir pembe. Onlar değil, onlar değil, onlar kırmızı. Sola bak. Bir pembe kitap görüyorum. Evet, 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 evet. Hemen dönüyorsun. 61. sayfa. Sen hemen bul bakalım. Nerede 61. sayfa? Bulunca buldum de. 61. sayfa. 60. Buldum. Buldun. Alkışlar sana gelsin. Süreyi durdurduk. Ne yazıyor Esra Nur? Oku bakalım. Bizler Rabbimizle Mucit ismini çokça anarsak onun gibi işlerimizi düzgün ve saygılı bir şekilde yaparız. Kimse bizden zarar görmez. Etrafımızdaki güzellikler saçarız. Sağlıklı bir sağlıklı bir ruhumuz, bedenimiz ve çevremiz olur. Alkışlar sana gelsin. Kitabı yerine öylece bırakabilirsin. Seni de yerine alalım. Teşekkür edelim. İkinci yarışmacımız da yarışmasını tamamladı. Güzel bir kitabı ulaştırdı. Bizi sorumluluktu kitabımızın ismi. Son yarışmacımız. Bakalım o neler yapacak. Son yarışmacımızla devam edeceğiz. Yani Kerem'le yarışacağız. Kerem gel bakalım. Sıra sana geldi. Bakalım sen neler yapacaksın? Hızlı olacak mısın? Hemen anahtarları bulmaya çalışacaksın ama koşarak, tamam mı, bulmaya çalış. Vakit kazan. Beyza Nur çok hızlıydı. Esra Nur da çok hızlıydı. Onları geçebilecek misin göreceğiz. Tamam. Kitap okuyor musun? Ne zamanlar kitap okuyorsun? Boş zamanlarımda. Ne zamanlar boş kalıyorsun? Hafta sonu mu, akşamları mı, tatillerde mi? Ne zaman çok vakit buluyorsun? Tatillerde. Peki. Şimdi 3'e kadar sayalım, senin yarışmanı başlatalım mı? Seni bekletmeyelim. Hadi bakalım 3'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3. Kerem hadi bakalım, nerede anahtarlar? Çok iyi başladın. Aferin sana. Yardım, hemen destek atalım çünkü çıktı, açabildiğin için böyle. Şunu da şöyle çekiyorsun, unutmuyorsun. Hemen kartı kapağına atıyorsun. Koş bakalım, ikinci anahtar nerede? Son anahtar, koşuyorsun bakalım nerede? Haydi bakalım, ilk sandığa koş bakalım. Kartı al, kameraya doğru dön ve oku. Hızlı hızlı. Bulman gereken kitabın adı Sürpriz Tatilde Köydeyiz. Harikasın. Hemen dönüyorsun. Rengi ise mavi. 67. sayfayı bulduğunda okuyacağın satırlar çıkacak karşına. Harikasın. Ve son bilgi, son kart. Hazreti Ebu Bekir diye başlayan cümleleri okumalısın hemen. Şu kitaplığa koşuyorsun Kerem. Sürpriz Tatilde Köydeyiz. Rengi mavi. Mavi. Sürpriz Tatilde Köydeyiz. Onlar değil. Evet, orada olabilir, olabilir. Hemen dön kameraya doğru. 67. sayfayı bulunca buldum de. 67. 67. sayfa. Buldum. Buldun. Alkışlar gelsin. Süreyi durdurduk. Hazreti Ebu Bekir vefat edince yerine Halife olarak Hazreti Ömer geçti. Hazreti Ömer halifeliği boyunca adaletle
adaletle hükmetmiş ve pek çok toprak parçasında İslamiyet'in yayılmasını sağlamıştır. İran, Irak ve Mısır'ı İslam topraklarına katmıştır. Biricik sevdiğimiz Kudüs de Hazreti Ömer zamanında İslam topraklarına dahil edilmiştir. Alkışlar sana Kerem. Kitabı yerine bırakabilirsin. Sen de yerine geçebilirsin. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgileri bizlerle paylaşmış oldu bu güzel kitap sayesinde. Üç yarışmacımız da yarışmasını tamamladı. Ama hangi arkadaşımız birinci, hangi arkadaşımız ikinci, hangi arkadaşımız üçüncü oldu? Onu işte biraz sonra açıklayacağız. Armağanlarını vereceğiz ve yavaş yavaş veda edeceğiz. Armağanlarını vereceğiz arkadaşlarımızın. Birinci, ikinci, üçüncüyü açıklayacağız. Bakalım kim birinci? Merak ediyorsunuz, heyecanlısınız. Söyleyelim mi? Peki, alkışlarla birinci olan arkadaşımız Kerem, gel bakalım buraya. Tebrik ediyorum seni. Evet, bizden sana hatıra olsun. İkinci Beyza Nur, üçüncü de Esra Nur. Gel bakalım, ikiniz de gelin. Beyza Nur'cum teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Esra Nur, seni de tebrik ediyorum. Çünkü güzel bir kitabı ulaştırdın bize. Çok da eğlendik, değil mi? Ayaklarınıza sağlık. Bizden hatıra olacak bu kitaplar üçünüz için de. Geldik programımızın sonuna. Allah'a ısmarladık deme zamanı. Bir sonraki programda biz yine burada olacağız. Yarışmacılarımızla güzel kitaplara ulaşacağız. O güzel bilgileri sizlerle paylaşacağız. O yüzden şimdilik Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.